Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Altuntaş. 1982'den beri bu meslekte hala bir fiil devam etmekteyim. Efendim malum kuaförünüzde pek çok hizmet veriyorsunuz. Makyaj, saç boyaması gibi. Makyaj ve saç boyası ürünleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Son kullanma tarihlerine bakılıyor mu? Bunlardan bahseder misiniz? Kesinlikle bakıyoruz. Son kullanma tarihine sezona girdiğimiz zaman bile elimizdeki ürünleri bile kontrol ediyoruz. Tarihleri nasıl? Alırken de bildiğimiz marka, bilinen marka ve içeriğini dikkat ederek alıyoruz. Bunlar hep özellikle makyaj malzemelerinde biliyorsunuz alerji veya riskli şeylerdir. Onun için bildiğimiz markaları tercih edip son kullanma tarihlerine özellikle dikkat ediyoruz. Efendim malum kozmetik çok önemli aslında çünkü cildimize temas ediyor. Makyaj ürünleri seçerken siz en çok nelere dikkat ediyorsunuz kuaförünüzü alırken? En çok birincisi kalitesine, ikincisi kullanma tarihine bakıyoruz. Sonra tabii onun işlemindeki özelliklerine bakıyoruz, kalitesine bakıyoruz. Yani bize istediğimiz sonucu verecek mi, istediğimiz sonucu alabilecek miyiz, aldığımız zaman işte müşterimize iyi bir hizmet verebilecek miyiz, onun kalitesine bakıyoruz. Bununla birlikte efendim kalite olduğu kadar aslında görüntü de çok önemli. Bayanlar makyaj yaptırmaya geldiklerinde istediğim bir modeli yapabiliyor musunuz ya da sizin tercih ettiğiniz modellere uymasını mı istiyorsunuz? Çünkü her yüze aslında her makyaj gitmiyor. O şimdi şöyle, bazı müşterilerimiz vardır, bize güvenir, bana yakışan bir makyajı size bırakıyorum der, o zaman biz ona öneririz. İşte bizim tecrübemizle birlikte ona yaparız. Ama bazı müşterilerimiz de vardır. Kendisi makyaj tarzını, kendi bir benimsediği makyaj tarzı vardır. Onu gösterir, her türlü makyajı yapabiliyoruz. Onu gösterir, biz de onu yaparız. Bununla birlikte efendim aslında kadınlar çok sık saç rengi değiştiriyorlar. Bunun zararlarından ve hangi saçtan sonra hangi saça geçildiğine daha çok zarar göreceğinden de bahsedebilir misiniz? Hanımlarımıza tavsiye olsun. Yani şimdi saç renkleri, saç değişimlerinde zaten kuaför eğer işinin uzmanıysa o geçişteki zararları müşteriye kesinlikle anlatması lazım. Yani sadece şimdi bizimki biraz daha insan üzerinde olan bir meslek olduğu için sadece ticari olarak bakmamak lazım. Şimdi bazı renkler vardır, koyu siyahtır mesela. Birden platine ister. O birkaç aşamadır, dinlene dinlenedir. Yani birdenbire o saçı platine çevirmeye kalkarsak 15 gün sonra, bir ay sonra o bayan saçını kestirmek zorunda kalacağı meçhuldur yani. Onun için kuaförüne güvenip tecrübeler burada hepsi bir faktördür. Yani saça zarar vermeden o rengi değiştirmek bunlar hep bir tecrübedir. Artık kullandığın ürünlerin kalitesi çok önemlidir. Çünkü şu anda kozmetik üzerinde o kadar çok yelpaze geniş ki, hele kuaför malzemelerinde yelpaze o kadar çok geniş ki, aynı ürünü 5 liraya da aldığımız var, aynı ürünü 100 liraya da aldığımız var. İkisi de aynı işlemi görüyor ama içerikleri farklı. Bunlar çok önemli şeyler.